Bugün yardımsever şoförler servisini kullanmak isteyebilecek insanlar için broşür göndermemizi istedi. Onları zamanında postaneye götürmemiz gerek. Zarfları çok güzel dolduruyorsunuz. Evet öyle. Ben broşürü zarfa koyuyorum, sonra Tim'e uzatıyorum. Ben de kapatıyorum ve üstüne pul yapıştırıyorum. Babam için broşür zarflamayı seviyorum. Bu tamam. Hepsini bugün postaneye götürürsek babanız çok memnun olur. Olur. Bunların hepsini postaneye nasıl götüreceğiz? Aa, ben biliyorum. Nasıl? Nerede bu? Alışveriş arabamızla. Aa, iyi fikir Tim. Kapı çaldı, ben bakarım. Kapıyı ben açarım. Tamam. Bay Rosa'nın iki arkadaşı gelmiş. Merhaba Topsy ve Tim. Merhaba Bay Rosa'n. Hoş geldiniz Bay Rosa'n. Merhaba Bay Rosa'n. Lütfen buyurun. Bay Rosa'n arkadaşıyla birlikte evimizin önünden geçtiğini anlattı. Yardımsever şoförlerin servisindelermiş. Sonra servis bozulmuş. Servis çalışmıyor. Bakın. Peki nereye gidiyordunuz Bay Rosa'n? Bay Rosa'n bugün arkadaşlarıyla birlikte tiyatroya gideceklerini anlattı. Ama servisleri bizim evin önünde bozulmuş. Eminim şoför birazdan tamir eder Bay Rosa'n. Lütfen, lütfen oturun rahatınıza bakın. Ben de size çay ederim. Yapayım. Evet, çok iyi olur. Tamam. Ne gün ama. Şimdi sizi arkadaşlarımla tanıştırayım. Bay Nicholas ve Bayan Kit. Bunlar benim en yakın dostlarım Topsy ve Tim. Topsy ve Tim, bunlar da harika dostlarım. Bay Nicholas ve Bayan Kit. Merhaba. Merhaba. Çok memnun oldum Topsy ve Tim. Sizin hakkınızda çok şey duyduk. Bay Nicholas'la ilgili bir sırrı öğrenmek ister misiniz? Evet isteriz. İsteriz. Çok güzel baykuş taklidi yapar. Ne güzel. Bayan Kid'le ilgili bir sırrı öğrenmek ister misiniz? Evet isteriz. O ukulele çalabiliyor. Ukulele nedir? Ukulele, işte bu. Şuna bu bir bak. Ukulele. Küçük bir gitara benziyor. Haklısın Tim. Bayan Kit, servise binerken ukulelesini hep yanına bize alır. Bize çalar mısınız lütfen Bayan Kit? Evet, lütfen. Tabii çalarım. Bir bakalım. Kardeş Topsy, kardeş Topsy, kardeş Tim, kardeş Tim. En tatlı ikizler oynayıp gülerler Topsy ve Tim, Topsy ve Tim. Çok iyi çalıyorsunuz. Teşekkür ederim Tim. Mutfakta çay ve kurabiyeler hazır. Yaşasın. Güzeldi. Hadi gelin Bay Rosa'n. Evet lütfen. Bana nasıl çalınacağını gösterir misiniz lütfen? Tabii ki gösteririm. Evet şimdi şu şekilde tut bakalım. Herkes şeker istiyor mu? Evet lütfen 3 tane. Tamam. Şekeri ben şekeri koyarım. Şekeri çok seviyorsunuz. Tim ukulele çalarken ben Bay Nicholas'ın çayına şeker koydum. 3 şekerli içiyor. 1 2 Teşekkür ederim Topsy. Şuna bakın. Ne kadar çok zarf var. Yardım edebilir miyiz? Evet. Zarfları bitirebiliriz. Çok iyi. Sonra da Tim'i dinleriz. İyi fikir. Meyve suyun geldi. Bu da teşekkür size ederim Bayan anne. Ki. Çok teşekkür Rica ederim. Ederim. Çok güzel Tim. Teşekkür ederim. Buraya diğer elinin parmağıyla basmaya çalış, olur mu? Şimdi yine çal bakalım. B
Böyle daha iyi oldu. Evet, çünkü akor basıyorsun. Akor mu? Akor nedir? Güzel çalmak için parmağını böyle koymana müzisyenler akor der. Anne, Topsy, akor basıyorum. Aferin sana Tim. Bu şekilde çalmaya devam edersen şarkı da söyleriz. Mutfaktaki herkes şarkı söylemeye hazır olsun bakalım. Tamam. Tamam. 10 arkadaş vardı, küçük olan başladı. Yuvarlan, 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 yuvarlan. 4 arkadaş vardı, küçük olan başladı. Yuvarlan, 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 yuvarlan. Hepsi yuvarlandı, biri de düştü. 3 arkadaş vardı, küçük olan başladı. Yuvarlan, 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 yuvarlan. Hepsi yuvarlandı, biri de düştü. 2 arkadaş vardı. Affedersiniz Bayan Kit, galiba ukulelenizi bozdum. Hayır Tim, bozmadın. Sadece şöyle yapmak gerek. İzle bak. Bayan Kit ukuleleyi akord etti ve sesi yine güzel çıktı. İşte oldu. Şimdi yine çalabilirsin, hadi. Tamam. Herkes şarkı söylemeye hazır olsun bakalım. Tamam, evet. Hazırız. Hazır mısınız? İki arkadaş vardı, küçük olan başladı. Yuvarlan, 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 yuvarlan. Hepsi yuvarlandı, biri de düştü. Bu son zarftı. Yuvarlandılar, küçük olan başladı. Yaşasın! Aferin. Çok güzel çaldın Tim. Harikaydı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Bayan Kit. Bana ukulele çalmayı öğrettiğiniz için teşekkür ederim. Aa, benim için büyük bir zevkti Tim. Teşekkür ederim. Aa, merhaba. Merhaba, servis tamir oldu millet. Yaşasın. Ellerim ne hale geldi baksanıza. Ay. İsterseniz mutfakta yıkayabilirsiniz, düz gidin. Tiyatroya gidiyoruz. Evet. Yaşasın. Hopi hopa, hadi yola. Ne dediniz Bayan Kit? Bayan Kit bir yere giderken hep hopi hopa, hadi yola der, biliyor musun? Lütfen tekrar söyler misiniz? Hopi hopa, hadi yola. Ya da hoppi topsi hoppa popsi, ne dersin? Ya da Tim Topsi postane bekler bizi. O zarfları postalamanız gerek, unutmayın. Ben alışveriş arabasını getireyim. O zaman Bay Rose'un dedi ki servis boş gidiyor. Hepimize yer var. Servis boş gidiyor. Hepimize yer var. Topsy ve Tim, sizi postaneye kadar bırakabiliriz. Yaşasın. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım millet. Ne diyoruz? Hopi hopa. Hadi yola. İşte herkes de böyle dedi. Dikkat et. Biraz kaldırır mısın? Tamam. Hafızanız güçlü müdür? Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsy ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. Bugün bir şarkı söyledik. Peki Tim hangi enstrümanı çalmayı öğrendi, hatırlıyor musunuz? Ukulele miydi? Yoksa flüt müydü? Cevap bulutların arkasında. Bildiniz, cevap ukulele. Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi. Görüşürüz. Al anne. Teşekkür ederim. Bunlara fazla yer kalmamış. Evet, bu dolmuş değil mi? Annemle ben bütün kitaplarımızı bir kolyeye koyup yeni eve taşımayı hazırlıyoruz. Buraya bastırayım mı? Evet lütfen. Şunu yapıştırır mısın? Teşekkür ederim Topsy. Herhalde Tony Welch'le annesi geldi. Elin,
teyze ve Tony Welch geldi. Aa, merhaba Tony, merhaba Ellen. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba Joy. Lütfen içeri Tony Welch ile annesi Tony'nin yeni doğan kardeşiyle beraber ranzamızın boyunu ölçmeye geldi. Biz taşındıktan sonra ranzamız onların olacak. Ne kadar güzel değil mi? Merhaba Tony. Merhaba Topsy. Neden fısıldıyoruz? Çünkü Jake uyuyor. Tim nerede? Mutfakta, Derek Usta'nın yanında. Merhaba Tim. Merhaba Tony. Şunu yere koyabilir misin? Harika. Merhaba Tony, teşekkür ederim. Şunları da... Jake bebekle oynayabilir miyim Elaine teyze? Evet, tabii ki Topsy. Uyandığı zaman olur. Ne zaman uyanacak peki? Henüz değil. Jack bebeğin biraz uyuması gerek. Şunu üstüne şöyle koyalım. Bam! Şşş! Affedersiniz. Sessiz olmamız gerek. Jack uyuyor da. Aa, tamam. Bulaşık makinesi bitti. Şimdi ne kaldı Joy? Harika. Aa, metren var mı acaba Derek? Tony'nin annesi Elaine, Topsy ile Tim'in ranzasını ölçüyor. Var tabii. Aa, harika. Şimdi... Tony'nin annesi için ranzayı ölçmemi ister misiniz? Yoksa metremi kullanıp siz mi ölçmek istersiniz? Ha? Evet. Hadi gidip işe koyulalım. Sessizce. Sessizce. Tamam, hadi. Topsy, bak. Hadi gel. Geliyorum. Ne yapıyoruz? Tony Welch için ranzanın boyunu ölçeceğiz. Ranza odama kurulduğu zaman ben de senin gibi üst katta yatacağım Tim. Güzel. Peki. Hadi. Ölçelim de annen senin odana sığacak mı diye baksın. Tamam mı? Tamam. Güzel. Metreyi ver bana. Peki, o zaman Tony Welch, bunu yatağın sonunda tutmanı istiyorum. Tamam Derek. Topsy, sen de kalanı diğer uca kadar çekebilir misin acaba? Küçük ay tavşanına yardım etse olur mu? Tabii, bu harika bir fikir. En sona kadar git. Gelebildin mi? Evet. Çok iyi, aferin. Tamam, çok güzel. Ve düzgün. Tamam, şimdi şunu bir alayım. Bir bakalım yataklar ne kadar uzunmuş. Oh! Aa, parmağımdan kaydı, özür dilerim Derek. Önemli değil, sakıncası yok. Tekrar deneriz. Değil mi evet çocuklar? Tamam, evet, hadi tekrar deneyelim. Peki. Bunu sıkıca şurada tut Tony Welch. Topsy, yine aynı. Bu sefer küçük ay tavşanı ile beraber yapmayacağım. Bu sefer küçük ay tavşanı olmadan mı? Olur canım, tamam. Aferin. Evet, tamam. İkiniz de çekilin de göreyim. Bakalım bu ne kadarmış. Evet. 94. O. Ya yine parmağımdan kaydı. Affedersin Derek Usta. Önemli değil. Ölçü alma işi pek size göre değil galiba, değil mi? Buldum. Tony Welch, metreyi benim için tutar mısın lütfen? Bir fikrim var. Ölçmek için bunu kullanacağız çocuklar. Doktor Sosis köpeğini mi? Evet. Ranza kaç tane Doktor Sosis köpek boyundaymış bakalım. Bilmiyorum. Ben göstereyim size, tamam mı? Tamam. Şimdi Topsy, Doktor Sosis köpeğin burnunu burada tut. Bayağı yüksek. Bayağı yüksek ama tutabilirsin. Çok iyi. Şimdi elini en sona getir. Şöyle tut. Şimdi burundan kuyruğa, burundan kuyruğa gideceğiz. Yatağın sonuna kadar böyle gideceğiz, tamam mı? Olur mu? Evet, peki. Evet, burundan... Burundan kuyruğa. Evet, Topsy sen yap. İki etti ve burundan kuyruğa. Üç. Evet. Birlikte Doktor Sosis köpeği yatak boyunca 4 kez ilerlettik. 4 Doktor Sosis köpek boyunda. İşte oldu. Ranzamız 4 Doktor Sosis köpek kadar. Evet, doğru. Bunu yazsak iyi olur. 4. Doktor Sosis köpek. Mutfakta çay hazır Derek. Yardımcılarına da meyve suyu. Yaşasın. Geliyoruz anne. Küçük ay tavşanını Jack bebeğe göstereceğim. Tamam. Ranzanızın 4 Doktor Sosis köpek boyunda olduğunu biliyor muydunuz Joy teyze? Gerçekten mi? Aferin size. Değil mi? Şimdi boyu ne kadarmış ölçelim mi? Evet. Gelin bakalım boyu ne kadarmış. Ranzalarımızın boyunu ölçmeyi bitirdik. Sonra içeceklerimizi içtik ama Jack bebek hala uyanmadı.
Jack ne zaman uyanacak Elaine teyze? Birazdan uyanır herhalde Topsy. Tamam. Çay için teşekkür ederim Joy. Umarım sorunsuz taşınırsınız. Yardımların için teşekkür ederim Derek. Ranzayı zekice bir yöntemle ölçtüğün için de teşekkür ederim. Doktor Sosis köpek ölçülerini aldım. Çok teşekkür ederim. Bana teşekkür etmeyin. Yardımcılarım Topsy, Tip ve Tiny'ye teşekkür ederim. Biz Topsy, Tip ve Tiny değiliz. Topsy, Tim ve Tony'yiz. Evet, artık gitmem gerekiyor. Hoşça kalın. Güle güle Derek. Güle güle. Derek Usta, Metre. Derek Usta, Metre'ni unuttun. Sessiz ol, teşekkür ederim. Bunca gürültüye rağmen hala uyanmadın. Endişelenmene gerek yok yardımcım. Çok teşekkür ederim. Hepiniz hoşça kalın. Geldiğin için teşekkür ederiz Derek. Teşekkür ederim Joy. Hoşçakal. Jack uyanıp benimle oynamayacak sanırım. Alo? Şu anda hiç müsait değilim. Bebek uyanıyor. Sonra konuşuruz olur mu? Evet, bebek uyandı. Küçük ay tavşanını sevdin mi? Merhaba Jack. Çok güzel. Nasılsın? Cevap vermiyor. Daha veremez. Bebek süt içti, gaz çıkardı, bezi değişti. Ve artık bizimle oynamaya hazırdı. Merhaba, ben ayı Eddie. Merhaba, ben Eddie. Ben de küçük ay tavşanı. Merhaba Jack, memnun oldum. Doktor Sosis köpeğe ne dersin? Doktor Sosis köpeğe uzanıyor. Şuna bak. Şu kocaman gülümsemesine de bakın. Hiç böyle gülümsememişti. Haklısın. Bu onun ilk kocaman gülümsemesi. Çok tatlı. Evet. Evet. O zaman annem dedi ki... Gelecek sefere bebekle yeni evimizde oynayacaksınız. Gelecek sefere bebekle yeni evimizde oynayacaksınız Topsy ve Tim. Bu evde yaşadığımızı hatırlamayacak bile. Ne tuhaf değil mi? Ben bu evi asla unutmayacağım Jack. Bebekliğimizden beri bu evde yaşıyoruz. Evimizi çok seviyoruz biliyor musun? Yeni evimizi de bu kadar çok seveceksiniz. İşte annem böyle dedi. Güçlü müdür? Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsy ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. Bugün Derek Usta'yla ranzamızı ölçtük. Hangi oyuncağı kullanarak ölçtüğümüzü hatırlıyor musunuz? Ayı Edi miydi? Yoksa Doktor Sosis köpek miydi? Cevap bulutun arkasında. Bildiniz. Cevap Doktor Sosis köpek. İzleyin. Buldum. Tony Welch, metreyi benim için tutar mısın lütfen? Bir fikrim var. Ölçmek için bunu kullanacağız çocuklar. Doktor Sosis köpeğini mi? Evet. Ranza kaç tane Doktor Sosis köpek boyundaymış bakalım. Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi. Görüşürüz. Hadi gel. Yürüyün. İşte yakaladım. Bam bam. Artık parti torbalarımıza bakabilir miyim lütfen? Evet. Hadi bakalım. Winda'nın partisinde yüzümüzü boyadılar. Pasta yiyip parti torbalarından aldık. Bakın bir düdük. Evet. Sende ne varmış bakalım? Bir korsan. Seni kalasta yürüteceğim şimdi. Senin parti torbanda ne var Topsy? Birazdan bakarım Tim.
Annem nerede Dominik? Aa, arkadaşını görmeye gitti, unuttun mu? Hadi bakalım, ben ayakkabılarını çıkarayım. Korsanımla seni yakalayacağım. Annemiz arkadaşı Julie'yi görmeye gitti ve geç saatte dönecek. Babam işten eve gelene kadar bize Dominik bakacak. Sen oynamak istemiyor musun Topsy? Canım istemiyor Dominik. Aa, sen böyle yapmazdın. İyi misin? Kendimi iyi hissetmiyorum. Kelebek resmini yüzümden siler misin lütfen? Kaşındırıyor. Aa, tabii ki. Gel benimle. Çok terliyorum Dominik. Aa, bugün çok yorucu bir gündü. Şimdi kıpırdama da şu son parçayı sileyim, olur mu? Yüzünü kaşıma tatlım. Gel bakayım. Alnında iki kırmızı benek var. Gel bakayım, karnını göster bana hadi. Karnında da bir, iki, üç benek var Topsy. Sanırım sen su çiçeği olmuşsun. Su çiçeği mi? Evet. Son zamanlarda anaokulunda çok çocuk hastalanmıştı. Andy Anderson ve küçük Steve Danton da hastaydı. Su çiçeği olmak istemiyorum. Annemi istiyorum. Biliyorum tatlım. Bak ne diyeceğim. Ben doktoru arayacağım. Sonra da anneni arayacağız. Tamam mı? Hadi gel. Teşekkür ederim. Evet, anladım doktor. Hoşça kalın. Zavallı Topsy. Doktor Price su çiçeği olduğunu söyledi. Lütfen annemle telefonda konuşabilir miyiz Dominik? Elbette. Ona hemen arayalım. Dominik annemi aradı. Ama annem açmadı. Hey, kerbiyetim. Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Neden? Çünkü Topsy hasta, su çiçeği olmuş. Topsy'nin su çiçeği olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü benekleri var, bakın. Beneklerine bakabilir miyim Topsy? İki tane alnımda ve üç tane de karnımda var. Nasıl hissediyorsun Topsy? Çok fazla kaşınıyor. Annemi istiyorum. Geçmiş olsun. Tamam, artık yatağa gitme vakti. Hadi bakalım. Hadi tatlım yat. Ben yattıktan sonra Dominik banyoda Tim'le Kelen'in yüzünü sildi. Topsy su çiçeği olmuştu. Sana Doktor Sosis köpeği getirdim. Merhaba Topsy. Teşekkür ederim Tim. Beneklerine tekrar bakabilir miyim? Şimdi yanağında da benekler çıkmış. Bir, iki, üç benek. Topsy, babanla telefonda konuştum ve hemen geleceğini söyledi. Sana bu ilacı vermemi istedi. Sadece bir kaşık, tamam mı? Bir kaşık. Evet, açalım. Bir kaşık koyalım. Annemi tekrar aramayı denedin mi? Evet, ama şimdi de kapanmış. Şarjı bitmiştir. Ama mesaj bıraktım, merak etmeyin. Önemli değil. Küçük ay tavşanıma sarılırım. Güzel. Şimdi biraz uyumaya çalış, olur mu tatlım? Tamam. Teşekkür ederim Dominik. Teşekkür ederim Tim. Geçmiş olsun Topsy. Daha sonra Carrie ile birlikte Topsy'ye bir geçmiş olsun kartı yaptık. Ve bir gülücük. Bak, Topsy'nin resmini çizdim Tim. Bu daha Topsy'ye tam benzememiş. Bir şey yapabilir miyim Carrie? Oldu. Topsy'ye birkaç kırmızı benek çizdim. Şimdi Topsy'ye benzedi. Tim, herkes nerede? Topsy, kendini iyi hissediyor musun? Biraz daha iyiyim. Gel böyle otur Topsy. Bak Topsy, sana bir kart yaptık. Teşekkür ederim.
Rica ederim. Benim gibi benekli. Anne! Aa, sen mi geldin baba? Merhaba. Oo, merhaba benim küçük ikizim Topsy. Su pörtleği olduğunu duydum. Su pörtleği değil baba. Su çiçeği. Nasılsın bakalım? Sen geldin ya, şimdi biraz daha iyiyim. Oo, güzel. Nöbeti Dominik'ten devralıp size benim bakmama ne dersin peki? Onlarla kaldığın için çok teşekkür ederim. Oo, zavallı Topsy. Rica ederim. Dominik ve Kerek gittikten sonra hepimiz kanepede battaniyenin altına girdik. Babam baştan sona bir film izlememize izin verdi. Bitti. Evet. Yatma vakti. İkinizin de güzel bir uyku çekmesi lazım. Galiba küçük ay tavşanı sende. Oo, ay tavşanı nerede? Ay tavşanı nerede? Nerede? Annem dönene kadar yatmasak olur mu? Hayır, üzgünüm Topsy. Uyumanız çok önemli. Ama annen döner dönmez gelip sana bir öpücük verir. Söz veriyorum. Tamam mı? Ben geldim. Anne! Harika Topsy'm, nasılmış? Su çiçeği oldum ben. Duydum. Telefonu açar açmaz mesajı aldım ve hemen eve geldim. Seni özledim. Hayatım. Hadi git, merhaba de. Şahane. Tim'im nasılmış peki? Benim için Topsy'ye iyi baktın mı? Evet. Kerry ile ona geçmiş olsun kartı yaptık. O zaman annem dedi ki... Tim ateşin çıkmış. Sanırım sen de su çiçeği olmuşsun. Tim, biraz ateşin çıkmış. Sanırım sen de su çiçeği olmuşsun. Beneklerin var mı? Dur bakayım. Alnında iki kırmızı benek var Tim. Aynı benim gibi. İkiniz de su pörtleği olmuşsunuz. Bana benzemişsin. Su çiçeği. Su çiçeği. İyileşene kadar arkadaşlarla oyun ya da parti yok. Evet Topsy ve Tim. Ama şimdi ikinizin yatma vakti. Hadi bakalım yatağa. İşte annem böyle dedi. Merhaba. Hafızanız güçlü müdür? Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsy ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. Bugün Topsy su çiçeği oldu. Ama başka kim su çiçeği oldu hatırlıyor musunuz? Babam mıydı? Yoksa Tim miydi? Cevap bulutun arkasında. Bildiniz, cevap benim. Tim. İzleyin. Tim, biraz ateşin çıkmış. Sanırım sen de su çiçeği olmuşsun. Beneklerin var mı? Dur bakayım. Alnında iki kırmızı benek var Tim. Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi. Görüşürüz. Tim, ben kanguru kadar uzun olmak istiyorum. Ve ben de tam bu kadar uzamada hayvanlı roh çizelgesi var. Evet Topsy ve Tim. Önce kim? Ben. Annem ne kadar büyüdüğümüzü görmek için boyumuzu ölçüyor. Ben hep Topsy'den daha uzunum. Çita boyunda olmuşsun Topsy. Yaşasın. Çitayım. Ben de senin kadar uzunum. Sıra sende, hadi gel. Sıra bende. Ah, sen de uzamışsın Tim. Yaşasın. Ama daha midilli kadar olmamışsın. Hala çita kadarsın. Bu haksızlık. Ben de senin kadar uzunum. Fark etmez. Ben senden daha önce midilli kadar olacağım, göreceksin. Ama hala çitasın. İkiniz de çitasınız. Yaşasın. Artık çita ikizleriyiz. Wow. Siz iki çitaya verecek bir işim var. Bakın. Bunlar ayçiçeği tohumu mu anne? Evet, öyle. Ekebilir miyiz? Lütfen, ne olur. Ekebilirsiniz. Bahçede güneşli bir yere ekerseniz büyüyüp güzel ayçiçekleri olurlar. Al bakalım. Sen de Tim. Teşekkür ederim. Bu kaplarda dikkatli taşıyın. Hadi bakalım. Bir,
2. Harika. 1, 2. Harika. Hadi gidip ekelim. Aa, iyi fikir. Evet. Hadi Tim. Küreklerinizi unutmayın. Tamam, alıyoruz. Aldım. İşte burada. Buraya çukur kazalım Tim. Tamam. Bahçemiz çok küçük ama yine de onu çok seviyoruz. Yerdeki de gerçek çim değil. Plastik çim. Bak. Bir solucan. Ben de tutabilir miyim lütfen Tim? Evet ama önce ben. Aa, çok kaygan. Ben de tutayım. Tamam. Ay. Ay. Sence solucan ayçiçeği tohumlarımızı yer mi Topsy? Hayır, bir solucan bütün tohumları yiyemez, öyle değil mi? Hayır ama ne olur ne olmaz ben yine de kabımda tutacağım. Hayır, tohumlarımdan biri kayboldu. Aa, tohumum nerede? Bilmiyorum. Aa, hayır. Fark etmez, benim iki tohumum da duruyor. İstersen paylaşabiliriz. Teşekkür ederim Topsy. Hadi ekelim. 1, 2, 3. Ben su getireceğim. Tamam. Ben de solucanımızı kabıma koyacağım. Tohumlarımızı toprağa ekip sonra da suladık. Ayçiçeklerimiz büyüyüp çok uzun olacak. Tıpkı bizim gibi. İşte oldu. Üstünü kapattım. Topsy ve Tim, yemek vakti. Tamam. Geliyoruz anne. Yemekten sonra tohumlarımız uzamış mı diye bakarız, tamam mı? Tamam. Sen de yemeğe gelebilirsin küçük solucan. Oh, ellerini yıka lütfen Tim. Aa, tamam. Sen de Topsy, hadi. İyice yıkayın lütfen. Geliyorum. Peynirli patatese bayılıyoruz. Beğendiniz mi? En sevdiğimiz yemek. Nefis. Anne. Hı? Sence solucanlar peynirli patates sever mi? Ya da havuç veya brokoli? Orada ne var öyle Tim? Bu benim solucanım. Ah, ne yapıyor burada? Bu kap onun evi işte. Gördün mü anne? Bak Tim, solucanlar bahçede yaşar. O yüzden lütfen dışarı bırak. Ama ayçiçeği tohumlarımızı solucandan korumaya çalışıyorum. Onları yiyebilir değil mi anne? Dışarı lütfen. Aa. Teşekkür ederim. Hadi git bakalım kıvrık solucan. Ama annem solucanlar ayçiçeği tohumlarını yemez dedi. Solucanlar toprak için faydalıymış. Ayçiçeklerimiz uzamıyor Tim. Anne. Ayçiçeklerimiz ne zaman büyüyecek? Şey, aslında bu uzun sürer. Biz bu evden taşınana kadar uzarlar. Yaşasın. Yaşasın. Taşınma partisi yapmak istiyoruz değil mi Tim? Lütfen anne. Tabii, bence bu harika bir fikir. O zaman dışarıda veda mangalı yapalım. Ha, evet. İyi fikir. Bu konuşma çok uzun zaman önceydi değil mi Topsy? Evet. Bugün veda mangalımız var. Evet, bakın bakalım çocuklar. Güzel mi? Bütün arkadaşlarımız ve komşularımız geldi. Çünkü taşınıyoruz. 4 gün kaldı. Boyun bir çıta kadar. Yaşasın. Annem hepimizin boyunu ölçüyor. Arkadaşımız Keri çıta boyunda. Ah Tim, sen büyümüşsün. Artık
bir midilli olmuşsun. Evet, ben midilliyim. Ben Topsy'den daha uzunum. Aslında Topsy'yi senden önce ölçmüştüm Tim. O da midilli boyunda. Bak. Aa, ama ben Topsy'den daha uzun bir midilliyim. Bu kadar mızmızlık yeter Tim. İkiniz de büyüdünüz ve uzadınız. Hey, hadi kediye bahçedeki ay çiçeklerimizi gösterelim. Onlar bizden daha uzunlar. Öyle mi? Göstersene. Hadi. Gel gel. Geliyorum Tim. İşte. İşte ay çiçeklerimiz. Aa, bak kedi. Bir, iki, üç ay çiçeği. Çok uzamışlar Topsy. Kaybettiğim tohumu hatırlıyor musunuz? Aa bak. Artık bu nereye düşürdüğümü biliyorum. Orada uzamış. O da büyük bir ay çiçeği olmuş. Ne kadar güzel değil mi? O da büyük, kocaman bir ay çiçeği oldu. Ne kadar uzamış. O zaman babam dedi ki... Evimize yeni taşınacak insanlar ay çiçeklerinizi çok sevecek Topsy ve Tim. Evet. Biz de yeni bahçemize başka ay çiçekleri ekebiliriz. Hey, harika bir fikir Topsy. Brian, Topsy ve Tim. Böyle gelin lütfen. Buradayım anne. Hadi Topsy. Aferin sana. Evet, veda mangalımıza geldiğiniz için siz tüm arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Yeni evimize taşınmamıza 4 gün kaldı. Hepimiz yeni evimize geleceksiniz, öyle değil mi? Lütfen. Evet, tabii ki isteriz. Evet. Güzel, yaşasın. Evet, yemekler hazır. Herkes tabağını doldursun. İşte annem. Böyle dedi. Güçlü müdür? Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsy ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. Bugün bahçemize tohumlar ektik. Hangi çiçeğin tohumlarını ektiğimizi hatırlıyor musunuz? Ay çiçeği miydi? Yoksa papatya mı? Cevap bulutların arkasında. Bildiniz, cevap ay çiçeği. Hatırladınız mı? İzleyin. İşte, işte ay çiçeklerimiz. Bak kedi, bir, iki, üç ay çiçeği. Çok uzamışlar Topsy. Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi. Görüşürüz.